Bu maçlık destek amaçlı yani bir açılış maçı yani 11-12 maçtan beri dışarıda deplasmanda oynuyoruz biliyorsunuz. Yani bu destek amaçlı ne bileyim artık futbolculara ödeme yapma amaçlı. Yani futbol, biz oradan toplayacağımız parayı zaten futbolcularımıza, genç kardeşlerimize ödeme yapacağız. Çünkü hep harçlıklarla oynuyorlar yani 500 lira, 1000 lira, 2000 lira verdiğimiz paralarla götürüyoruz yani. Yalnızca karınlarını doyuruyor şu ana kadar. Ama buraya gelen futbolcular da hepsi futbolcu olmak için geldiler. Yani ben buradan bir çıkış yakalayayım. Yani 18, 19, 20, 21, 24, 25 yani o civarda futbolcular ve izlenen futbolcularımız da var yani. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Yani sezon sonunda satıp bu kulübe gelir getirecek futbolcularımız da mevcut elimizde. Hatta ben bir genç milli takımlarla şeylerle yani bu 19'larla milli takım hocalarımla da görüştüm. Bunlar izleniyor. Yani 50 yıllık tarihinde ilk defa bu kadar 21.8 yaş ortalamasında bir takım kurduk. Yani bu takıma bütün taraftarın, bütün halkın sahip çıkması lazım. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben ne kadar, nasıl gecemi gündüzüme katıp bu takımı sahaya çıkardıysak arkadaşlarımızla birlikte, idare ettiğinde birlikte ve bu tabii İlhami Özcan, Özge Aygün sayesinde oldu. Son anda oldu yani. Gece 12'de lisanslar çıktı. Ama artık yani herkesin topa elini mi sokar artık, ayağını mı sokar, vücudunu mu sokar, biz taşın altına gövdemizi koyduk. O yüzden herkesin desteğini bekliyoruz. Bir röportajınızda Kurtuluş Savaşı veriyoruz demişsiniz. Evet, bunu Düzce'de söyledim. Evet, Düzce'de. O da Kurtuluş Savaşı'nın artık yani Tekirdağ'ın kurtuluşuna denk geldiği için aklımdan öyle spontane gelişti. Aynen, yokluklar içinde savaş veriyoruz ve bizim verdiğimiz bu savaş bana göre Kurtuluş Savaşı. Belki de Tekirdağ Spor'un Kurtuluş Savaşı. Bu hafta kimle oynuyor? Sultan Bey. Hedefimiz ilk yarıda biz 20 puan toplamayı hedefliyoruz. Yani 20 veya üzeri olursa iyi olur. Yani bizim bu seneki hedefimiz zaten ligde kalmak. Takıma genç oyuncuları monte etmek. Seneye hazır bir takım yani. Şimdi biz bu futbolcuların 24'ünde 2 yıllık sözleşme yaptık. Yani biz geldiğimizde elimizde hiç futbolcu yoktu. Sıfır takıma geldik. Yani sıfır takıma gelmek çok zor bir iş yani. Hiçbir veri yok. Yani hocaya ne diyebilirsin? Hocam benim şuralarım eksik deme şansımız yoktu. Hocanın doğrultusunda, istediği doğrultuda bütün transferleri yaptık. Bizim dahilimiz olmadan genç bir kadro kurduk. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Yani sezon başında aldığımız 4-5 oyuncu paramız olmadığı için başka kulüplere gittiği için onlar kalsaydı çok daha farklı yerlerden olabilirdik. Onlar da tecrübeli futbolculardı 4-5 tanesi. Ama elimizde tutamadık maddi imkansızlıklardan dolayı. O yüzden inşallah iyi olacak. Tekirdağ Spor'a iyi günler bekliyor yani. Şimdi büyük bir ihtimalle Ekrem Eşkinat'ın tahsis ettiği Barbaros Belediyesi'nin tesislere geçeceğiz. Bizim oradaki düşüncemiz de şu yani. Plan projemiz de, proje de çizdiriyoruz. Oradaki sahayı yapıp, yani antrenman sahası olarak yapıp ilk etapta tesislere A takımı götüreceğiz. Eğer başarabilirsek ki federasyondan da destek alacak. Federasyonla da görüşüyorum. Federasyondan da destek alacağız. O hemen o arkadaki sahanın, idman sahasının yanına veya önüne 3 katlı bir güzel bir bina yapıp yeni 3 katlı güzel bir bina yapıp yeni tesisleri yeni yani bir, önümüzdeki sene olur herhalde büyük bir ihtimalle bu. Yani ya da halkımızın desteğiyle, inşaatçıların desteğiyle çok kısa zamanda da oluşabilir. Onlar federasyondan da bir ödenek gelecektir zaten. Kesinlikle gelecek. Onu da görüştük. Orayı A takımı açıp şu anda gideceğimiz yeri de bu 13, 15, 17, 19 takımlarımıza vermeyi düşünüyoruz. Hatta benim düşüncem şöyle yani Tekirdağ'ında bir sürü amatör takım var. Yani bir takım yani iyi bir maçı olur, şey maçı olur orada kamp yapmak ister. Onlara da biz açacağız orasını. Yani Tekirdağ'daki bütün amatör takımları da açmayı düşünüyoruz. Yani bizim projelerimizde bunlar var ama yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilemiyorum. Ben yapacağımıza inanıyorum. Peki üst sıralara ulaşamazsanız eğer ligde düşme potasına gelirse bırakmayı düşünüyor musunuz? Ya da aday var mı başkanlık için? Öyle bir yani sözler geçiyor. Ben zaten buraya aday olmadım. Ben işin başında teknik yönetimdeydim yani. Genel kaptanlık, yardımcılık, İlhan kardeşimizle beraber. Teknik kısımdaydık işin. Fakat zaman geçtikçe şartlar yerine gelmediği için bu iş benim üzerimdeki çanta gibi boynuma asıldı. Ben bu işi istemiyordum zaten. Ama ben de başladığım hiçbir işi bırakmadım hayatım boyunca. Yani
devam ettiği kadar, götürebileceğimiz kadar götüreceğiz bu işi. Belki şartlar daha iyi olacak. Bundan sonra şartların iyi olacağına inanıyorum ben. Seyirci desteği de biraz daha iyi olur. Peki, tabii zaten bilet fiyatları neden 20 lira? Niye? Niye 5 bin yaptınız? Yani 5 bin yaptınız, 10 bin yapıp 10 liradan satsaydınız? Şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi destek olmadıkları için, destek alamadığımız için, yani bu maça istinaden, açılış maçımıza istinaden bunu biz 20 bin lira olarak düşündük. Neden 20 lira olarak düşündük? Çünkü futbolculara ödeme yapmamız lazım. Yani hiç para almadan oynayan futbolcularımız var. En azından onlara ödeme yapalım diye. Bir maçlık bu sadece. Yani madem Tekirdağ Spor'u çok seviyor herkes, buna katlanması lazım. Ben dedim ya... Ben de aynı şeyi söyledim. 10 bin bilet yapıp 10 bin liradan aynı fiyat satabilirsiniz 20 lira yerine. Daha çok kişi alırdı. Yani ne bileyim, öyle bir şey demedik de beş, yani sonuçta şey değil yani, bir de maça giremeyecekleri zaten git sokarız biz şey maça. Yani ben yıllarca top oynadığım bir takımda futbolu bıraktıktan sonra bile her maça bilet alıp Tekirdağ Spor'a katkı olsun diyerek giriyorsam seyircimiz de girebilir diye düşünüyorduk. Yani 20 lira çok büyük bir para değil. 20 liraya girebilir diye düşündük. Bence mantıklı. Evet. Yani bir maça istinaden. Çünkü biz oradan alacağımız, elde edeceğimiz geliri futbolcularımıza oldukça bir şeyimiz var. Ve artı biz bu takımı 1.1 gibi ekonomik, çok ekonomik bir takım kurduk. Yani oynadığımız takımların hemen hemen hepsi 5 milyonluk, 4 milyonluk, 6 milyonluk takımlarla oynuyoruz. O yüzden yani seyircinin bize destek çıkması lazım diye düşünüyorum. Ve zaten çıkacaklarına da eminim ben.